İstanbul Gezi Parkı protestoları dün gece de sürdü. Hatay'daki eylemlerde Abdullah Cömert adlı bir kişi başına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti. Hatay Valiliği 22 yaşındaki Cömert'in kimliği belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu öldüğünü duyurdu. İstanbul'da Taksim'den Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Sokaklardaki kovalamaca gece boyunca devam etti. Ankara, İzmir ve bazı Anadolu şehirlerindeki eylemlerde polis ve göstericiler karşı karşıya geldi. Yüzleri maskeli gruplar araçları, bankları ve çöpleri ateşe verdi. Olaylara müdahale eden polis tazikli su ve biber gazı kullandı. Sabah saatlerinde ise protestoların tansiyonu nispeten azaldı. Çöpçüler ise gece yaşanan yıkımdan geriye kalanları süpürdü. Öte yandan göstericilerin kamu ve özel mallara verdiği zararın boyutları da büyüyor. Son olarak Ankara Sağlık Müdürlüğü 10 ambulansın göstericiler tarafından kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.